Can, selam. Selamlar. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Bugün belli kriterlere göre Angora evlerini değerlendiriyoruz. Evet. Öncelikle böyle Angora evleriyle ilgili söylemek istediğin spesifik bir şey var mı? İyi ki var. Var mı? İyi ki var. Çünkü onun sayesinde buradayım. Tamamdır. Peki o zaman başlıyoruz. Kriterlerimizden ilki konum. Evet. Angora evlerini konum itibariyle bir değerlendirelim. Özellikle son 2 yıldır mükemmel. Eskişehir yolu bağlantısı, Bilkent Hastanesi, Şehir Hastanesi bağlantısı, arka taraftan şu anda açılacak olan Bilkent'in Beytepe tarafı bağlantısı falan şu anda mükemmel. Her türlü hem şehre 15 dakikada hem şu anda yeni şehirleşen Çayyolu tarafına da 15 dakikada ulaşabiliyorsunuz ve bütün işleri halledebiliyorsunuz. Tamam. Konum için 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? 10 veririm. 10 üzerinden 10. Evet. Devam ediyoruz. İkinci kriterimiz güvenlik. Güvenlik için bir değerlendirelim Angora evlerini. Güvenlikte şöyle, 2016 yılından beri ben Angora'ya çalışıyorum. 2016 yılında ve sonrasındaki 2018 yılına kadar böyle duyduğumuz kötü senaryolar yaşandı orada. Güvenlik çok berbat bir durumdaydı. 2018 yılında karar alındı. Angora evlerinin içine 118 tane kamera yerleştirildi. Bunlar plaka okuyucu sistemli kameralar. Kapıdan girerken sizi durdurmasalar bile plakanız okunur. Eğer içeride birbirlerinin önünde fazla vakit geçirirseniz ya da bir rutu çok fazla yaparsanız, İçeride Talon isimli bir güvenlik şirketi var. Arabalarla hemen peşinize gelirler. Ne yapıyorsunuz derler. Önceden sorsaydınız 10 üzerinden 4 ancak verirdim. Şu an 10 üzerinden 7 verebilirim. 10 üzerinden 7. Aynen. Tamamdır. Devam ediyoruz. Sosyal donatılar. Sosyal donatılar açısından Angora evlerini değerlendirelim. Sosyal donatılar da şöyle, hani yeni olarak yeni sitelerde gelen bu inanılmaz sosyal donatılar yok. İşte havuzdur, basketbol sahasıdır vesairedir böyle. Çok son moda şeyler yok. Fakat şöyle bir olayı var Angora evlerinin. Hemen içerisi bir mahalle gibi çok büyük, güzel, ektara yayılı. Bir tenis kortu var, orayı kullanabiliyorsunuz. Bir basketbol sahası var, orayı kullanabiliyorsunuz. Etrafında bir yürüyüş kortu var, orayı kullanabiliyorsunuz. İçeride bir aslında bir lise var. Lisenin arkasında bir havuz okulu var. Yüzme okulu var daha doğrusu. Çocuğunuzu oraya gönderebilirsiniz. Paralı bu. Ama hani en nihayetinde içeride bu tarz sosyal donatılar. Bunun yanında işte eczane, market, kuaför, berber, kuru temizleme gibi hani genel ihtiyaçlarınızı gidereceğiniz şeyler de var ve bunlar sizin için de yürüyüş mesafesinde, yani çocuğunuzu da direkt gönderebilirsiniz. Güvenlik öyle bir tehdit yok. Dolayısıyla sosyal donatıya da 8 verirdim. Sosyal donatıya şuna da dahil edelim mi? Mesela okul, cami gibi yapılarda var mı içeride? Yok, aslında o yüzden düşük verdim. İçeride okul var, cami var. Fakat sosyal donatı biraz daha böyle hani siteye özel ürün olmalı. En nihayetinde o park, basketbol sahası var orada fakat o parka dışarıdan insanlar da gelebiliyor. O yüzden bunu tam olarak bir sosyal donatı olarak değerlendirmiyorum. O park sadece içerideki site sakinlerinin kullandığı bir park olur. O zaman ona deriz ki sitenin sosyal donatısı bu. Şu anda Angora evleri oraya bakmakla yükümlü. Fakat Angora evleri dışarıdan gelen müşterilerin orada basketbol sahasında basket oynamasıyla ilgili veya arkadaşlarıyla ilgili hiçbir şey yapamaz. Dolayısıyla tam güvenlik tesisatlı bir sosyal donatı olmuyor. Ondan puan kırdım. Bunun sebebi de herhalde içeride otobüs duraklarının olması da herhalde bu. Evet. Zaten şöyle, aslında Angora evleri 52 tane yapı adasından oluşur. 52 yapı adası bir mahalle kültüründe yapılmış durumda. Kapatamazsınız. Şu anda o kapılar aslında genel geçer dışarıdan korkutmak için var olan kapılardır. Güvenlik sistemi de sitenin kendi yönetiminin kendi kararıyla alınmış. Oradaki insanlar daha huzurlu, daha güvenli olsun diye kurduğu bir sistemdir. Fakat kapısına kapı güvenlik koyamazsınız normal şartlarda. Çünkü içeriye belediye otobüsü geçiyor. Bu da şu demektir zaten, Çankaya Belediyesi yapıyor bakımları. Tamam. 10 üzerinden kaç verdik sosyal donatı? Sosyal donatıya 8 verdik. 8. Tamamdır. Diğer kriterimize geliyoruz. Peyzaj. Peyzaj için bir değer. Evet, yani ortak alanlar olarak söyleyebilirim bunu. Ortak alanların yeşilliği olarak söyleyebilirim. Güzel bir yer Angora'dır o anlamda. Hem metrekareden kaynaklı hem yeşil oranından kaynaklı güzel bir yer. İyi mi? İyi. Daha iyi olabilir mi? Daha iyi olabilir. Çok daha iyi olabilir yollar vesaireler. Daha iyi olabilir. Son bir yıldır çok daha iyi oldu. Önceden olsa 10 üzerinden 5 falan verirdim. Şu anda 10 üzerinden 7 veririm. Peki orada villaların peyzajı her villanın sahibine ait değil mi? Tabii evet. O villaların peyzajı ayrı bir konu. Hani bunu şöyle, tabii ki villa sahipleri bahçelerine ne kadar bakarlarsa, ne kadar villalarını yakışıklı, güzel hale getirirlerse sitede bir o kadar güzel olur. En nihayetinde peyzajın çok büyük bir yüzde belki 80'lik kısmı villaların bahçelerinden oluşuyor. Bununla ilgili bir zorunluluk var mı? Mesela yok, ben hiç yok. Bakmayan işte çalılık, büyümüş falan, hani onlara müdahale ediyor mu site yönetimi? Yok, edemiyor. Site yönetimi müdahale edemiyor. Bunlar yaşanmasın diye daha küçük çaplı sitelerde bir elden idare edilir bahçeler. O bir şans,
Ancak bu kadar büyük bir sitede olma ihtimali yok böyle tabii bir şey. Aynen, site yönetim yönetmeninde yazar aslında. Aynen. Peyzajlar tek model olmak zorunda da. Önü kapanmaz, çit yapılmaz. Ön, işte bahçe kısmının ön kısmına uzun ağaç, 1 metre geçecek ağaç olmamalı diye yönetmenin. Onlarla ilgili ama şey var sanki, mesela villalar müstakil olarak değerlendiriliyor ama angora evlerinde bahçe dubleksler var. Oralarla ilgili site yönetimi... Evet, orada başka bir konu var. Bahçe dubleksler daha farklı. Bahçe dubleksler'de önünüzdeki bahçe aslına bakarsanız tapunuzda geçmez. Önünüzde sadece bir sundurma vardır böyle. Yaklaşık bir 20 metrekarelik bir sundurma var. O tapuda geçer. Bahçe normalde size ait değildir. Aslına bakarsanız villaların bahçesi de size ait değildir de orada başka bir konu. Kooperatif villalarında bahçeler bölümlendirilemez ama yıllar içinde angora evleri bunu kendi içinde, hani komşular kendi içinde çözmüşler, bölmüşler. Normalde yapılamaz. Bahçe katlarında da bloğun yönetimine bırakılmış durumda. Yani angora evleri yönetimi bu işleri blok yönetimlerine bırakmış çünkü durumda. Çünkü abi bazı bahçe dubleksler var. Villalardan evet, büyük aynen, bahçesi aynen, var yani. Aynen. Ve burada da şöyle oldu, zaman içinde angora evlerinde bu iş, çatı katında oturanlar ya da işte ara katta oturan vatandaşlar hani bahçe bakımına zaten boşuna katlanıyoruz. Çünkü gerçekten büyük bahçeleri olan sıra evler de var. Hem aşağı katlar kullanıyor, onlar bakımına katlansın. Böyle bir anlaşmalı şekilde yıllar içinde bahçe katların bahçeleri çevrilebilir oldu. Bu da tabii o da yine onlar ne kadar peyzajına bakarlarsa site o kadar güzel görünüyor. Çünkü sıra evler angora evlerinin ana caddesinin sağında solunda konumlu. Bahçe katları ne kadar güzel bahçe sunarsa sitede o kadar güzel görünür dışarıda. Zaten angora oturanlar da herhalde yani bu kültürü de çok iyi biliyorlar. Yani yan komşusunun bahçesi çok iyiyken o da kendi bahçesi de elinden geldiği kadarıyla hep böyle iyi bir standartla tutmaya çalışıyor. Evet yani ellerinden geldiği kadar. Peyzaja ama peyzaja yine de ben 8 verdim. 10 üzerinden 8. Evet çok yüksek vermez. Tamam. Şimdi geldik en önemli konulardan bir tanesi komşuluk ilişkileri. Evet. Komşuluk ilişkileri anlamında 10 verebilirim. 10 üzerinden 10. 10 verebilirim. Aa. Çünkü şöyle, en azından bir ilişkiniz var. Yani bu konu çünkü şimdi villa bir private yaşantı yani özel müstakil bir alan, izole bir alan. Bu izolasyonun içinde bir mahalle kültüründe bir komşuluk ilişkiniz var. Yani herkes sizin orada olduğunuzu biliyor ve fakat herkes aynı zamanda sizin o ürünün sahibi olduğunuzu da biliyor. Yani aynı ortak sitenin içinde varsınız da bir binanın içinde değilsiniz. Dolayısıyla bu başka bir komşuluk ilişkisi getiriyor. Yani kötü güne yardımcı olmak getiriyor. İşte ne bileyim çocukların beraber oynaması getiriyor gibi gibi. Orada daha farklı bir komşuluk ilişkisi var ve bu anlamda ben her zaman şöyle anlatıyorum bunu. Komşuluk ilişkileri bu yardımseverlik doğrultusunda olduğu müddetçe çocuklar birbirine git gel yapıyor. Zaten ailelerin angora evlerine taşınmak istemesindeki en büyük sebep bu. İçerideki komşuluk ilişkileri ve komşular, o kişiler yani. Oturan profil evet. 10 üzerinden 10 verdim. Komşuluk ilişkilerine 10 verdim. Evet, şimdi diğer kriterimiz demografik yapı. Demografik yapı için değerlendirelim angora. Demografik yapıya da yani dalgalanmalar olmasa 10 veririm. Dalgalanmalar var. Angora evleri yeni popülerleşmiş bir yer değil. Aslına bakarsanız yaklaşık son 10 yıldır popüler de bir yer. Dolayısıyla son 10-12 yılda da değişen, el değiştiren para doğrultusuyla her zaman Ankara'nın tapları yaşadığı bir yer oldu. Fakat para el değiştirdikçe şimdi bu en nihayetinde burası 18 dönem milletvekilleri tarafından kurulmuş bir kooperatifin ürünü. Kat karşılığı Barmek denen bir şirkete veriliyor ve üretiliyor. Dolayısıyla hepsi belli seviyede bilim insanı bu insanların birçoğu. Birçoğu işte 2. 3. seviye okumuş insanlar. İşte içeride eski Turizm Bakanı'ndan tutun işte Deniz en üst işte günümüz önemli iş adamlarından işte Sarp ne bileyim işte ünlü doktorlardan işte ünlü estetisyenlerden Sarp var gibi. Yani böyle Ankara'nın tanınmış simalarının oturduğu da bir yer bir taraftan. Hem de Türkiye'nin de tanınmış simalarında oturduğu, efektif olarak evlerini de tuttuğu bir yer. Yani kapatıp satıp gittiği bir yerde değil. Varlığı böyle bayağı sokakta yürürken hani Turizm Bakanı ile muhabbet edebiliyorsunuz. Eski Ekonomi Bakanı ile sohbet edebiliyorsunuz. İşte Maliye Bakanı ile bir şeyler tartışabiliyorsunuz. F-16'yı yapan ekibin içinde bulunmuş bir mühendis var. Şimdi hani konu sadece milletvekili de değil. Okey, bu adamlar belli seviye insanlar. İşte iş adamları belli paraları yönetiyorlar. Belli sektörlere dokunabiliyorlar. Fakat içeride aynı zamanda Türkiye'nin vizyonunun içinde yer almış insanlar da var. İşte Sözcü Gazetesi yazarı var. Gibi. Yani aslında hani biraz çeşitlilik fazla ama yine de belli bir seviyenin üstünde. Evet, belli bir seviyenin üstünde. Dalgalanmayı şundan dolayı söyledim. En nihayetinde siz muhitin içinde bir villa alıyorsunuz. Fakat angora evleri kocaman bir yer. Yani siz hani bunu bazen insanlar es geçiyor. Angora'dan alıyoruz diye ama angora evleri kocaman bir yer. Sazyolu Caddesi sadece bir muhit zaten. Yani Sazyolu'ndaki komşuluk ilişkileri de ayrı. Hı hı.
dalgalı sokaktaki komşuluk ilişkileri de aynı. Dolayısıyla o dalgalılığın içinde, yani angor evleri dışarıdan süper fakat dalgalılığın içinde, o dalganın içinde kişiler kendilerine doğru yeri seçmek için işte böyle uzman, hani böyle bakabilen insanlarla çalışmaları gerekiyor. Hani biz bu kadar detay bakıyoruz yani. Ben bu kadar detay baktığım için 10 üzerinden demografik yapıya 9 veriyorum. Evet. Dışarıdan birisi 10 verirdi. Diğer kriterimiz villa mimarisi. Evet, villa mimarisi. Yani villa mimarisi bir çok açık aslında, yani böyle bir ona herkes adına tam bir net bir şey söylenemez ama bunlar kagir yapılar, yığma villalar yani bunlar. Dolayısıyla çokça hızlıca şekil değiştirebiliyor. Angor evlerinin ikizlik yapısı insanları çoğunlukla rahatsız etmediği için çok tercih ediliyor. Garaj ikiz angor evleri. Dolayısıyla arada 4 duvar var ve hani 4 metre yaklaşık 12 metreye yaklaşık. Bir de zaman hani aralığı var. Sesin oradan oraya gidene kadar ki süresini hani hesap edersin. 4 metre 12 dediğin 8. Garaj ve işte duvarları da hesap edersek 12 metreye çıkardım. 2-2-4 diye. Öyle olunca yani arada bir 12 metre kadar yaşam alanları arasında fark var. Bu da yaşanırken izole hissettiriyor. Yani her ikiz villa gibi değil angor evleri. Bahçenizi kestiğiniz zaman sanki hepiniz müstakilde yaşıyormuş gibi oluyorsunuz. Villa mimarisi hem dışarıdan böyle ayrıca bir değerlendirirsek hem de içeriden de hızlıca yıkılabilirliğine bakarsak oynanabilir olması açısından değiştirilince 10 üzerinden 9. Yani iyi yapıldığı zaman 10 üzerinden 10'lar, 9'lar. Fakat kendi mimarisine 10 üzerinden, şimdi orijinal haline 10 üzerinden 7 verdik. Şimdi geldik. Villa mimarisine 7 verdik. Tamamdır. Peki bağımsız bölüm sayısı kriterine göre değerlendirirsek? O anlamda çok şöyle... Yani bayağı bildiğiniz sayı var. Şimdi hem çeşit var hem sayı var. Bahçe katı var, ara kat 4+1 var, 3+1 var, 4+1 var, çatı dupleks var. Yani aslında site içerisindeki ev tiplerine göre değerlendiriyoruz. Aynen ev tiplerine göre değerlendiriyorum. Yani bu bağımsız bölüm diye, bağımsız bölüm deniyor bunlara. İşte her bir villa da bir bağımsız bölüm, bir daire de bir bağımsız bölüm. Bağımsız bölüm sayısı olarak 2226. Yani Ankara'nın da Türkiye'nin de belli büyük, yani Ankara'nın en büyüğü zaten de Türkiye'nin de belli büyük sitelerinden bir tanesi. Bir diğer taraftan da çeşit olarak da farklı yani. Yaklaşık 8-9 farklı çeşit de konut tipi var. Bu da doğal olarak içeride yaşayan aile profillerini de çeşitlendiriyor. O da bu hani evye, yani bu alanı daha keyifli bir hale getiriyor. En nihayetinde toplumun birçok kesiminden insanla aynı ortamda olabiliyorsunuz. Biraz riskli. O yüzden hani belki... Kaç veriyoruz 10 üzerinden? 8. 10 üzerinden 8. Evet. Tamam. O zaman geçelim 9. kriterimize, site yönetimi. Site yönetimi çok önemli. Dışarıdan bazen, yani bazen insanlar bunu çok takip edemiyorlar, algılayamıyorlar hani. Bu kadar önemli olan site yönetimi ne olacak ki işte biz gireriz içeriye falan filan diye. Fakat siz bir villa aldıktan sonra en nihayetinde villanız bir muhitin içinde ve belli çitlerin içinde duruyorsa, orasının işte güvenliği var diyorsak güvenliğinin yönetilmesi gerekiyor. Peyzajı var diyorsak peyzajının bakılması gerekiyor. İşte sokakları, yolları varsa temizlenmesi gerekiyor. Çünkü çocuğunuz sokağa çıkıyor, top oynuyor işte. Arkadaşıyla buluşuyor, yerde oturuyor. Neyse yani. Ama en nihayetinde içeride bir hayat dönüyor. Ve yönetim eğer çalışmazsa, iyi akmazsa, villanızın evinizin önündeki ışık patlar. İşte aracınızı saat 8'den sonra evinize sokarken sürter sürter durursunuz. İşte şunun ışığını kim değiştirecek falan gibi soru işaretleri oluşur. Paranızla rezil olursunuz derler ya. Site yönetimi iyi değilse paranızla rezil olursunuz tam olarak. Şu anda angor evleri site yönetimi için 10 üzerinden 9 verebilirim. 10 üzerinden şu anda 9 veririm. Önceden vermezdim. Son kriterimize geliyoruz. Fiyat. Yani fiyat performans olarak bir değerlendirelim angor evlerini. Fiyat performans olarak angor evlerini. Yani iki türlü bakacağım. Bir, fiyat performans burada 15 milyona villa eder mi, 25 milyona villa eder mi diye bakacağım. Eder. Yani nereden şöyle düşün. Mesela angor evlerine ben yerleşmek istiyorum. Cebime ne kadar para koymalıyım? Minimumdan başlayalım. Minimumda. Minimumda cebine en kötü 15 milyon para koymalı. Villa özelinde konuşuyorum. Evet, villa daire özelinde. Yok, villa özelinde konuşuyorum. Angor evlerine oturmak istiyorsan cebine şu anda en kötü 3,5 milyon koyman lazım. Daireler. Aynen, daireler. Angor evlerinde bahçeli bir şeyde oturmak istiyorsan cebine en kötü 6 milyon para koyman lazım şu anda. Bahçe katları. Aynen, bahçe katları için konuşuyorum. Villa. Angor evlerinde eğer en kötü bir villaya oturacağım, en küçük bahçeli fark etmez benim için diyorsan en kötü şu anda 10 milyon para koyman lazım. Peki bunu bir değerlendirelim. 10 milyonum var. Gittim angor evlerinden bir villa alacağım. Değer mi? Değer. Neden değer? Abi ben 6 yıl geçirdim içeride. Ben bayağı oranın hani oturanı gibi.
beni bilinler orada. İçeride gerçekten dış dünyadan uzaktasınız. Hani evler değer mi? Tartışmaya çok açık. Tartışılır, onu tartışırız. Villasının bahçesi tartışırız işte. Orman sırası var ona. 30 metrekaresi var. İşte hani bahçesi, hani evler hangisi hangisine değer, onları tek tek bakmamız lazım. Fakat Angor evleri değer mi? Değer. Çünkü bu kadar büyük başka bir site yok yani. Sadece hiç gece... değer kaybetmiyor. Evet, değer, şimdiye kadar hiçbir fiyat tam diğer bakmak istediğim yerde o. Şimdiye kadar hiçbir şekilde fiyat kaybetmedi. Zaten kötü piyasada da %8, %10 Angor evleri her zaman fiyat koyuyordu. Ben Angor evlerine çalışmaya başladığımda 2016 yılında bu ikiz villalar 1 milyon 400 işte 1 milyon 500 lira falandı. Şu anda 14-15 milyon konuşuyoruz. Kaç yılda bu? Bu 2016'dan 2022, 6 yılda geldiği yer. 6 yılda zaten... Ona katladı yani. 6 yılda pandemiyle beraber ona katladı. Geçelim, pandemi olmasaydı kaça katlamıştı? Pandemiden önce de bu villalar zaten geldiği yer 3,5-4 milyondu. Yani zaten kendisi 2 ile 3 ile çarpmıştı kendisini. 2 yılda, 2,5 yılda. Evet, zaten çarpmıştı. Bir de pandemi gelince millet bahçe sevdasına çokça düşünce Angor evleri konumu 10 verdik. Mükemmel konumlu. Komşuluk ilişkilerine 10 verdik. Peki fiyat olarak yukarıya doğru sınır ne? Yani en pahalı villa. Yukarıya doğru ucu bucağı yok ama şu anda en pahalı villa 28 milyon isteniyor. Ne özelliği var? 2,5 dönüm kadar bir arsası var. Hemen önünde uzanan bayağı da iyi yapılı bir villa. Eder mi? Hani eder mi diye Angor evlerini kendi içine kıyaslamamam gerekiyor. Bütün piyasaya bakmam gerekiyor. Bütün piyasaya bakarsan ve bu fiyatlar gerçekse eder. Fiyata ne verdik o zaman fiyat performansı? 10 verdi. Hep arttı. Hep arttı, hep kazandı. Evet, şimdi o zaman Angora evlerine tüm kriterleri değerlendirdiğimiz zaman 10 üzerinden kaç vermiş olduk? 7.7'ye gelmiş. 7.7, iyi bir benim rakam. Benim torpilimle 8'e itelim. 8'e itelim. 7.7'den 8 mi? 8'e itelim çünkü beni bana çok özel yani. 8 diyelim. 10 üzerinden 8, 8 iyi bir oran mı? İyi oran ya, iyi oran. Yani eğer paranız varsa bu orana göre bakarak Angora evlerinde oturabilirsiniz. Evet, bu canın oranı sonuç olarak. Siz yarın bana başka bir villa getirirsiniz. O sizin 10 üzerinden 10'unuzdur. Hani. Ama bu benim Angora evlerini dışarıdan baktığım, insanların genel olarak gelip bana yorum yaptığı, 6 yıllık duyduğum şeyler. Şimdi buradan tabanlı birçok siteyi de konuşacağız daha. Oradan da götürüp orada müşteri gezmelerim, göstermelerim, pazarlık edip alabildiklerimiz, alamadıklarımız. Benim bunların hepsi müşterilerden duyduğum şikayetlerden doneler. Yani ben dönüp de orada oturup da şöyle demiyorum. İşte oturan adamla konuşuyorum. Benimki daha güzel. Yani siz bir tane yaşıyorsunuz. Biz gezerken 50 adamın, 60 adamın, 70 adamın şikayetini duyuyorum ben. Yani sen kendi bahçenin görmediği güneşi anlatıyorsun, öteki adam görmediği ışığı anlatıyor, öteki adam görmediği bahçeyi anlatıyor. Benim bahçem yok diyor, 300 metrekare bahçesi var. Dolayısıyla ona belki burası 10 üzerinden 5 bile değil. Benim için dışarıdan bakan bir hani gayrimenkul objektif bir olarak, objektif bir göz olarak 10 üzerinden 8. O zaman Angora evlerini 10 üzerinden 7.7 ile 0,3 puan da canın gönlünden koparak 10 üzerinden 8 ile uğurluyoruz. Evet. Görüşmek üzere.